Şu Seul'deki robot bilimi müzesi, yanılmıyorsam eğer robotlar tarafından inşa edilecek ve inşa edilme süreci de bir sergilenme şeyi olarak kullanılacak, yolu yordamı olarak. Bu tarafı çok güzel. Sonra müzenin kendisi böyle kullanılacak. Çok büyük olmayan bir yapı ama biçimi ve taşıdığı anlam açısından cüssesinden daha büyük bir etkisi olacağı çok belli oluyor. Bulunduğu yer içerisinde böyle bir hissi var. Fakat benim asıl yani biraz bunu nasıl ele aldığını duymak istiyorum ama asıl sormak istediğim şey müze meselesi. Evet. Yani müze dediğim yer sonuçta teknolojik eserler ya da sanat eser bir tür mezarlıktır. Yani oraya bazı şeyleri tıkarsın en iyisinden en kötüsüne kadar ve bir donmuş bir şeydir. Bu teknolojide her şey her gün değişirken o müze nasıl bir müze olacak ve hala bir robot biliminin müzesinden söz edebilir miyiz? Biraz burayı merak ediyorum. Bu bana bir programda Enis Batur'un sordu. Yeninin müzesi olur mu? Evet. Gibi zor bir soruyu aklıma getirdi. Ama bu önemli bir tarafı doğrusu. Biraz buralarını konuşmak iyi olabilir. Bence çok önemli bir nokta çünkü ben de aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten yarışmayı yaptığımızdan bu yana. Şimdi Seul'desiniz. Yani mekan olarak böyle bir mekana ihtiyaç duyuyorlar. Bunu uluslararası bir yarışmaya açıyorlar. İşte katılıyorsunuz. Biz de kazananlardan biri olarak ilan ediyoruz 2019'un başında. Daha o günden itibaren zaten bizim böyle ana fikrimiz şuydu. Siz de biraz bahsettiniz. Bu hani öyle bir müze ki, yani robot bilimi müzesi diyorsunuz. Sonuçta sizin burada sergilenecek olan durum bir teknoloji. Ve teknoloji sürekli değişken ve gittikçe de hızla değişen bir gerçeklik. Daha o noktada biz zaten şu eleştiri yapmıştık ve o eleştiri de şu. Bu kadar hızlı değişen bir durumda aslında burada en önemli değerlerden biri benim anlayışımla ve hala da bunu savunuyorum ve oradaki yetkililere de bunun adının müze değil başka bir şeye yani o müze kelimesinin de değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama özünde şu yani burada bir sergi olacaksa bu sergi aslında daha yapılırken başlamalı. Eğer bu robotların ve teknolojinin bir müzesi ise zaten kendisini inşa ederken bunu bir halka açmalı ve halka bunu göstermeli. Yani hem bilgiyi paylaşmalı hem eğitmeli ve paylaşımcı bir yapıya dönüşmeli. Siz belki bunu tamamıyla her şeyle robotlarla inşa edemezsiniz ama belli aşamalarında bunu sergi olarak sunabilirsiniz. Bu da nedir? Cephesi, peyzajı, iç mekanlarındaki bazı yerleri. Yani birçok kalemi buna göre bölüp daha yapım aşamasında aslında çağın da bence en değerli unsurlarından biri o zaten şu an. Bilgiyi paylaşabiliyoruz. Bilgiyi hani ürettiğimiz bilgiyi açık bir şekilde de paylaşabiliyoruz. Ve ona göre daha tasarımdan uygulamaya o süreci o şekilde tasarlayabiliriz.